5 Mart Muhtırası Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sayın Kim'e görüşülerek imzalandı. İmzalanan muhtıra çerçevesinde faaliyetlerimiz sürüyor. Şu ana kadar durum sakin. Karşılıklı temaslarımız sürüyor. Bildiriyorsunuz Sayın Şöyler'in telefon görüşmemiz oldu. Rus askeri heyeti dün akşam geldiler. Toplantı başladı. Konuşmalar devam etti. Bu sabah tekrar başlayacak. Oradaki muhtıra çerçevesindeki esaslar dahilinde neler yapılabileceği ayrıntılı bir şekilde konuşulacak, belirlenecek. Ayrıca ayın 15'inde, 15 Mart'ta M4 üzerinde, M4 karayolu üzerinde müşterek görevlerinin başlamasını planlıyor. Ona çalışıyoruz. Şu anda karşılıklı görüşmeler olumlu bir şekilde yapışacağını devam ediyor. Temel bir dileğimiz bu ateşkesin kalıcı olması, akan kanın durmasının devamlı olması, oradaki sucunun, sucunun, istikrarın bir an önce sağlanıp oradaki Suriyeli kardeşlerimizin de evlerine ve topraklarına güvenli bir şekilde, istekli bir şekilde, gönüllü bir şekilde gömülerini sağlanmak. Buna çalışıyoruz. Burası da şu an kadar faaliyetler onun için bile celal ettik. Bundan sonra devam etmesi için biz müsaadenizi alalım. Biraz sonra Sayın Cumhurbaşkanımız teşkil edecekler. Devam ediyoruz. Verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Aynı şekilde Rusya tarafının da bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz. Normal. Şu anda normal, dikkatli bir şekilde, objektif bir şekilde faaliyetler gözlemliyoruz. Karşılıklı diyaloğu sürdürüyoruz. Gelişen durumlar konusunda karşılıklı görüşlerimizi, taleplerimizi de muhataplarımızı iletmeye devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Efendim Rus heyetiyle görüşmeniz sırasında heyet bekletildi diye çok iddialar var, görüntüler dolaştı. Bahçeli onların cevabı verildi. Gerekli cevaplar verildi. Gerekli cevaplar verildi. Rusya'ya mı efendim? Gerekli cevapları verildi. Her anlamda verildi. Evet. 5 Mart Muhtırası Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sayın Kim'le görüşülerek imzalandı. İmzalanan muhtıra çerçevesinde faaliyetlerimiz sürüyor. Şu ana kadar durum sakin. Karşılıklı temaslarımız sürüyor. Bildiriyorsunuz Sayın Şöyler'in telefon görüşmemiz oldu. Rus askeri heyeti dün akşam geldiler. Toplantı başladı. Konuşmalar devam etti. Bu sabah tekrar başlayacak. Oradaki muhtıra çerçevesindeki esaslar dahilinde neler yapılabileceği ayrıntılı bir şekilde konuşulacak, belirlenecek. Ayrıca ayın 15'inde, 15 Mart'ta M4 üzerinde, M4 karayolu üzerinde müşterek görevlerinin başlamasını planlıyor. Ona çalışıyoruz. Şu anda karşılıklı görüşmeler olumlu bir şekilde yapışacağını devam ediyor. Temel bir dileğimiz bu ateşkesin kalıcı olması, akan kanın durmasının devamlı olması, oradaki sucunun, sucunun, istikrarın bir an önce sağlanıp oradaki Suriyeli kardeşlerimizin de evlerine ve topraklarına güvenli bir şekilde, istekli bir şekilde, gönüllü bir şekilde gömülerini sağlanmak. Buna çalışıyoruz. Burası da şu an kadar faaliyetler onun için bile celal ettik. Bundan sonra devam etmesi için biz müsaadenizi alalım. Biraz sonra Sayın Cumhurbaşkanımız teşkil edecekler. Devam ediyoruz. Verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Aynı şekilde Rusya tarafının da bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz. Efendim, verilen sözlerin tutulması noktasında hem de